İletişim dünyamız Merhaba sevgili dinleyicilerim, iletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumanda da arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim, Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitimci Sosyolog Hami Koç Bey. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür programı. ediyorum efendim. Nasılsınız efendim? Görmeyelim. Teşekkür ederim. Ee, çok şükür ben önce e, sorunuza cevap vermeden eee evet. TGRT FM stüdyolarından e, Türkiye'deki ve yurt dışındaki bütün dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Ebeveynlere, öğrencilerimize, eee TGRT FM'in tiryakilerine saygılarımı sunuyorum. Ümit ederim güzel bir program olur. İstifade ed istifade edilir karşılıklı olarak. İş çok şükür. Yok. İnşallah. Eğitim öğretim faaliyetlerine devam Türkiye'nin her yerinde, gerek üniversitelerde gerekse Özel öğretim kurumlarında veya resmi kurumlarda öğretmen eğitimleri, öğrenci biraz eğitimleri, eğitim faaliyetleri bu çalışmalara hem STK olarak bir yöneticisi olduğum derneğin çatısı altında hem de bireysel olarak bir sosyolog olarak eğitimci olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet efendim tekrar hoş geldiniz. Biz teşekkür de dinleyicilerimiz ederim. adına efendim size teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar İhlas Kolejleri'nde genel müdürlük yaptınız. Evet. Sonra efendim Özel Eğitim Kurumları Birliği Genel Başkanlığı Başkanlığı yaptınız. yaptım. Başka Şimdi kurumlarda yapalım. baş CEO ve Genel Müdürlük yaptım daha öncesinde evet. sonrasında. Hala eğitim faaliyetlerine eğitim devam ediyoruz. Eğitim faaliyetlerinin içerisindesiniz evet. efendim. Evet geçen hafta da e, eğitimle alakalı bir konu işlemiştik. Daha çok imtihan üzerinde bir öğretmen arkadaşımızla evet. yapmıştık programı. E, sizinle böyle daha geniş kapsamlı konuşmak istiyorum eğitim meselelerimizi. E, tabii önümüzdeki hafta yine bir sınav var. E, lise bitirenler, üniversiteye girme sınavı. Çok sınavını. önemli bu senenin ikinci sınavı diyelim. Evet. Başka sınavlar da var da 150'ye yakın bununla evet. beraber ama çok önemli iki sınavdan birini geri, geçen hafta geride bıraktık. Evet. Gelecek hafta sonunda cumartesi pazar bu sefer üniversiteye giriş sınavlarımız var. Evet. O konuda da sizden öğrencilerimize tavsiyelerinizi alırız program içerisinde. Eğer e, vaktimiz yetişirse bu evet. düşüncelerimizi paylaşırız. Evet. Bugün Öğrencilerimizle Bugün daha çok eğitimimizin e, genel konu, sorunları üzerinde evet. durmak istiyorum hocam Güncel bazı hadiseler var, olaylar evet. var. İsmini belki zikretmeyelim ama. Nasıl bir soruyla başlayalım? Şöyle diyeyim. Benim her iki dedem de merhum biri 1903, biri 1905 doğumluydu. İkisi de öğretmendi. Öğretmen, o zaman Osmanlı sınavları içerisinde evet. muallim deniyordu filan. Evet. evet. Öğretmen Müddeviz. olarak yetişmişlerdi. Evet. Ee, çok şanslısınız Ve... yani bir e, öğretmen torunu olmak iki taraftan birden. Evet. E, yani demek ki bu iletişim e, dünyamız programdaki başarılar kolay değil. Uzun yıllardır çok değerli sosyologlarla, benim meslektaşlarımla, eğitimcilerle, psikologlarla, profesör arkadaşlarla, eğitim bilimcileriyle iletişimle ilgili çok nefis programlar yapıyorsunuz. Ben söz gelmişken size vereceğim ama e, uzun yıllarda size vaktim oldukça şey takip ediyorum. Hatta bazı zamanlar farkındaysanız ararım sizi, soru sorarım. Evet, Şu programınızı yapalım. fevkalade güzel buldum, tebrik ediyorum. Tekrarı evet. var mı? Hepsini dinleyemedim falan diye sorarım. ve Demek ki dededen kaynaklanan bir genetik mi diyelim? Hı -hı. Bir kazanım da var. İnşallah öyledir. E, dedelerim gerçekten kıymetli insanlardı. Allah onlara ve sizin dedelerinize de rahmet eylesin. Amin. Evet e, bir dedem, bir gün bana ben daha çok küçüğüm, 7-8 yaştan da, e, okula yeni başlamış bir öğrenciyim. E, bir Osmanlı e, diplomasını, lise diploma yani kendisinin öğretmen okulu diplomasını açtı gösterdi. Takriben böyle bir, bir buçuk metre boyunda aklımda kaldığına göre dev bir diploma. Masanın üzerine böyle upuzun açtı. Evet. Bir rulonun içerisinden çıkardı, bir e, rulo kutusunun içerisinden. Evet. Tertemiz, pırıl pırıl. Osmanlıca harflerle yazılmış kendisi bana okudu okudu ee, gösterdi bak işte ben şu dersten şu notu almışım bu dersin öğretmeni işte şuymuş öğretmenlerin ismine kadar hepsi o diplomanın üzerinde yazıyor efendim Evet. böylesine muhteşem bir diploma muhteşem bir eğitim sisteminin olduğu o dönemde evet. besbelli hı hı. biz böylesine güzel bir eğitim sistemimizi maalesef Bırakmışız Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte Batının sanki çok matahmış gibi eğitim sistemini, özellikle 1947 yılından sonra işte ABD'nin o full right evet. sistemine geçmişiz. Maalesef Türkiye'de e, çok menfi yansımaları evet, var. Çok büyük farkında değiliz ama genellikle evet. evet. Büyük hatalar içerisinde bugüne kadar gelmişiz. 75 senedir Fulbright'in içerisindeyiz efendim. Oktay Sinanoğlu, profesör, merhum. Onda çok sözleri var. Hatırlarsanız Kıymetli... Oktay Bey en son belki hatırlarsınız. Benim genel müdürlüğüm döneminde uluslararası bir konferansta Amerika'dan son geldiği konferans oydu. Biz davet etmiştik, arkadaşlar Hı. gittiler ve Amerika'dan getirdiler Oktay ve ailesiyle beraber ve Türkiye'deki 23 meşhur konuşmacının katıldığı konuştuğu programda en son konuşmacı assolisteleri aslında oydu. Bu konularla ilgili çok çarpıcı arz edenler İhlas kalış e, e, tedis tedis kalış tedis diye girerlerse e, Oktay'ın onun o konuşmasının metnini 23 dakikalık metni görebilirler. Buyurun. Onu mutlaka gerçekten... Tavsiye ederim, çok tavsiye etkili, etkili konuşmalar var. Evet, çok... Özel sohbetlerimiz oldu bizim kendisiyle. Evet. Onunla konuşmak bile büyük bir e, Hatta şunu yani. söyleyeyim, şimdi siz devam edin ama... ...sırası gelmişken, nokta esin dediniz... ...benim konferanslarımda falan çok kullanıyorum. Şimdi bakınız... ...Faruk Beyciğim, yıllarca önce... ...yani 80'li yılların başından bahsediyorum... ...Türkiye'de 20 küsur, iki, 20 küsur tane üniversite var... Oktay Sinanoğlu'nun bir programında kulaklar çınlasın Fahrettin Tacar Bey çok enteresan bir insan, çok dolu bir insan. Onun bir televizyon programında canlı yayın konuğu idi. Evet. Oktay Sinanoğlu. Dedi ki Oktay Sinanoğlu'na işte sorudan sonra bakın dedi şu anda Konya'da üniversite isim aranıyor. Konya'da. Evet. Kardeşim siz tam 9 asır önce Konya'da bir üniversite açmışsınız. Adı Karata Üniversitesi herhangi bir şekilde işte bahsettiğiniz o fetret devri şudur budur o üniversite kaybolmuş kapatmışsınız şu anda yok. Yeni üniversiteleşmeye giriyorsunuz üniversiteleşmenin ayrı boyutları var tenkit edilen edilmeyen yerleri de vaktimiz olursa belki eğitim sisteminde onlara da birkaç cümleyle bahsetmek isterim. Diyor ki siz Konya'ya üniversite açacaksınız ve isim arıyorsunuz niçin arıyorsunuz kardeşim hani Türkiye meşhur bir türkücümüz var ya Urfa'da Oxford mu var da gitmedim diye. Evet. Tamam, Bakınız. Diyor. Konya'da Selçuklular zamanında açılan bir üniversite var. Şimdi e, Cumhurbaşkanı eğitim politikaları birim kuruluyla bir konferans veriyoruz. Ben bunu anlattım. E, Amasya'dan Amasyalıyım ben biliyorsunuz. Örnek verdim. Evet. Şunu söyledi. Hocam dedi siz öyle söylüyorsunuz ama Selçuklar zamanında okul öncesiyle alakalı, Sıbyan mektepleriyle alakalı çok ciddi bir irade vardı. Evet. Yani kim biliyor? Şimdi orayı atlayalım geçelim tekrar oktay beye. Üniversite kuruyorsunuz, isim arıyorsunuz. Siz 9 asır önce, bakın 90 yıl önce değil, 9 asır önce bir üniversite kurmuşsunuz. Bu üniversitede okutulan dersler tam 3 asır Avrupa'da ders kitabı okudu, olarak okutulmuş. Şimdi hamasetle bir yere varamayız Faruk Bey. Bu evet. işleri siz iyi bilirsiniz. Ama bu ülkenin evlatları Konya'da 9 asır önce bir üniversite kurulduğunu, bu üniversitenin Türk Einstein'ı denilen, bazı ülkelerin ayaklarının altına kırmızı halı serdiği, bizle gel, çalış üniversitelerimizde şartlarını sen belirle dediği yani bu asrın Einstein'ı denilen adam, bilmem ne denilen adam diyor ki 3 asır bu üniversitede okutulan dersleri Avrupalı tercüme etmiş, tam 3 asır ders kitabı olarak okutmuş. Ben oranın yerlerini gezdim sonra, öğrencilerimi götürdüm. Evet. Daha önemlisi diyor, öyle diyor da ikisi de önemli. Bu Selçuklular bu binayı yaparken fiziki mekan olarak söylüyorum, mimari olarak boşuna yapmamışlar demişler ve mimariyi kopya etmişler. Biraz önce de ifade ettim. Hamasetle bir yere varamayız. Ancak şimdi özgüven meselesi var ya, belki vaktimiz olsa konuşacağız. Tabii. Özgüven kaybı rahmetli Fuat Bey de söylüyor konuşmalarında. Bu gençliğin en önemli problemlerinden biri, en önemlisi demiyorum, özgüven kaybıdır. Yeni gençlerde çok şükür bu azaldı epeyce. ...Fuat Bey de söylüyor... ...belli gerekçelerle... ...orada da başka problem ortaya çıktı ama... ...bunu özgüven için... ...hamaset yapmak için değil... ...övünmek için değil... ...benim dedelerim... ...dokuz asır önce kurduğu... ...üniversitedeki ders kitaplarını... ...Avrupalı tercüme etmiş... ...üç asır okutmuş... ...ve aynı mimariyi kopya etmişler... ...ne demek... ...kapısının özelliği öyle... ...önemli... ...bahçe önemli... Tavan yüksekliği önemli, pencereler önemli, bahçede, avluda su akıyor önemli, evet. oksijen meselesi ve kaç kişiye, kaç tane öğretmen, müderris yani hoca var bunlar hepsi belli. Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki. Oktay Sinanoğlu dediniz, işte Fulbright dediniz, ondan dolayı bunu hatırladım. Bizim bu bilgileri de öğrenmemiz lazım. Özgüven için, buyurun. Hiç şüphe yok. Hani ismini zikretmediniz, bir şarkı, türkücümüz Urfa'da efendim Oxford mu vardı De demişti dediniz. Evet. Ee, Urfa'da Harran Üniversitesi vardı değil mi efendim? Aa. Dünyanın en eski üniversitesi olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. En eski üniversite tabiri var, en, en eski üniversiteden biri olarak ifadeler var. Harran Üniversitesi'nin bulunduğu yere ben gittim. Evet. Sadece caminin yeri 10 bin kişilik cami var orada. Şu anda orası ilim merkezi. Dünyanın en önemli yerlerinden biri. Şehir biraz dışına taşmış ilçe şu anda. Ama kalıntılar devam ediyor. Aslında bütün eğitimcilerin, eğitim bilimcilerin çocuklarını, lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerini oraya götürmesi lazım. Harran'ın ne olduğunu anlatması lazım. Yani Harran Üniversitesi'ni anlatması lazım. Orada dünya bilim tarihine, bakın dünya bilim tarihine diyorum. Ayakta olduğu e, asırlarda ışık açmış, salmış, örnek olmuş, e, matematiğin, fiziğin, kimyanın, astronominin, gökbilimlerinin en üst seviyede okutulduğu yerlerden biri. İslam tarihindeki ilim bilim bilim tarihçilerinin ve bazı İslam alimlerinin oradan yetiştiğini biliyoruz. Zamanın en al büyük alimlerinin, Harran o kadar önemli bir yer. Söylediğini evet. birkaç cümleyle ifade etmeye evet. çalıştım. Özgüven dediniz hocam, e, bu özgüven kaybımızın sebebi nedir sizce? E, zamanımızda gençler nispeten daha iyi dediniz. Nasıl kazandık özgüvenimizi veya daha nasıl kazanmamız gerekir? Daha özgüvenli gençler yetiştirmemiz için neler yapmamız lazım? Aslında ilk giriş sorumu bu değildi ama evet, bu, bunu bir açıklığa kavuşturan ondan sonra geçelim. Şimdi bakınız Faruk Bey, e, şimdi rahmetli Rahman'a kavuşmuş olan bir e, kültür adamımız vardı. Onun e, geçen çalışmalarımı yaparken gördüm, beş sene kadar önce Twitter hesabından bir yazı paylaştı. Çok kısa bir yazı. ...aslında ben bunu çok önemsiyorum. Benim birçok konferansımın... ...veyahut da öğretmen eğitimlerinde kullandığım... ...argümanlardan biri bu. Şimdi özgüven kazandıracağım... ...demekle özgüven kazandıramazsınız. Evet. Onun altyapısını oluşturmanız lazım. Onun kültür yapısını oluşturmanız lazım. Özgüven kazandırmak için herkesin görevi var. Az veya çok. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman... ...olumlu bir şekilde toplumun... ...gençleri özgüven kazanır. Peki bu nasıl olacak? Bir defa... Bakınız Türkiye'de eğitimle alakalı söylüyorum. Türkiye'de üç konu önemli. Bir, dil, dilimiz. Evet. İki, tarihimiz. Üç, inanç ve kültür değerlerimiz. Şimdi bu üç konuda siz zafiyet gösterirseniz, eğer gençlerinizi veya aydın kesiminizi yeterli bilinçlendirme, bakın önce bilgilendirme sonra bilinçlendirme, bilinçlendirmeyi yapamazsanız, havlu atarsınız, güneşin altında gelecek bir parlak ihtimaliniz mümkün değildir. Evet. Açayım burayı. Özgüvenle alakalı bu da. Bu hakkı. Hamasetle alakalı değil. Hamaset ayrı bir şey. Yani geyik muhabbeti yaparsınız, geçmişinizde övünürsünüz. Bu güzeldir bilirsiniz. İftihar edersiniz. Bu güzel. Gururlanmak değil ama. Gururlanmayı da yanlış kullanıyorlar şimdi literatürde kavram olarak. Evet. Gurur hoş bir şey değil. Kimse gururlu insandan ve gururdan hoşlanmıyor. Ama iftihar etmek, yani yeteri kadar övürmek, kıymet bilmek ayrı şeyler bunlar. Şimdi bir defa, bakın şunu söylüyorum. Eee Vaktimiz olsa geleceğiz orada eğitimle ilgili, öğrenci yetiştirmeyle ilgili ama evet. Türkçenin başına gelen, Türkçenin başına gelen, dünyada hiçbir milletin dilinin başına gelmemiştir. Aynen, Türkçenin hatırladım. başına gelen felaket, bizi dinleyen bilhassa gençlere söylüyorum, akademisyen gençlere söylüyorum, eğitim gönüllüsü gençlere söylüyorum, eğitim bilimcisi olmak isteyen gençlerimize söylüyorum. Lütfen bu konuya emek versinler. Birkaç şey zaten bunlar. Türkçenin başına gelen. Dünyada hiçbir dilin başına gelmemiştir. Hepimizin dünyada Türkiye kamuoyunun bildiği şeyler söylüyorum. Biraz önce bahsettiniz. Diyor ki ya Osmanlıcıya yabancı dil diyen insanlarımız var benim. Osmanlıca Türkçe Öztürkçe. Evet. Beğen beğenme, sev sevme. Bu bir gerçek. Asıllarca evet. bunu kullanmışsınız siz. Osmanlıca için söylüyorum. Sonra Latin harflerine geçmişsiniz. Ve siz Latin harfleri aslında e, harf seçiminden dolayı çok iyi ifade etmiyor. Dil bilimcileri bunu biliyorlar. Konumuz bu değil. Türkçenin başına gelen, dünyada hiçbir milletin dilinin başına gelmemiştir. Yabancı birisi diyor ki, müsteşrik veya dil bilimci, araştırmacı, ben, bundan işte bir asır olmadı, Türkçe'de tam 50.000 bin kelime tespit ettim. Evet. Kemal Kayra Hoca'nın kulakları çınlasın, bu konuda çalışmaları var, Türkçe ile alakalı. Çok böyle var, Necmetli Hacemenoğlu var, Yavuz Bülent Bakiler, Epey Yaşlandı Masa, çok güzel hizmetleri var, bu konuda çalışmalar var. Onlarca isim sayabiliriz, bu konuya hizmet etmiş olanlar. Evet. Şimdi e, 200 bin, 50 bin kelime tesp tespit ettim diyor ve 10 bin tane daha kelime bulacağımı düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Bakın iki asır önce Faruk Bey dünyanın en zengin dillerinden biri Türkçe idi. Evet 50 bin kelime. Ve e, iki asır öncesinden söylüyorum en zengin dillerinden biriydi. 200 bin kelimelerden bahsediliyor. Ha başka dillerden başka insanlardan aldı o ayrı mesele yaşayan dil. Bütün diller alıyor başkalarından. Hepsi alıyor. Evet. Şimdi Almanca, İngilizce ile alakalı birbirinden aldığı İspanyolca kelimeler yok mu? Var. Birçok. Tabii var. Şimdi şu anda bırakın 50 bini, 10-15 bin, 20 bin kelimeyle konuşan Aydın en fazla 7 bin kelimeyle, 8 bin kelimeyle, 3 bin kelimeyle, 700 kelimeyle konuşuyor. yazık. Ve bakınız şimdi e, bir doğu bilimci diyor ki 200 kelimeyle konuşan, 2000 kelimeyle konuşan ne dediğini anlayamaz. Bizim kültür tarihimizdeki bir yazılı eserde kaç asır önce yazılmış bu? 3-4 asırdan fazla. Diyor ki: Dil bilmek, kelime bilmek, çok kelime bilmek binlerce pencere açmak demektir kendine. Hayali olmak demektir. İnsanlar kelimelerin mefhumlarıyla düşünürler. İnsanların kelime bilgisi azaldıkça düşünme ve hayalleri güdükleşir, kısırlaşır, küçülür. Geniş hayali olmayan, geniş düşüncesi olmayan aydının toplumun, milletin geleceği olmaz. Olmamış hiç bu tarihte bir örneği yok. Tekrar söylüyorum. Türkçenin başına gelen hiçbir ülkenin dilinin başına gelmemiştir. Ve bugün ailelerde, öğretmenler odasında, iş yerlerinde, dinlenme yerlerinde, seyahatte problemlerin ana kaynağı dile sahip olmamaktır. İletişimin en büyük kaynağı yeterli kelimeye yani kullandığın ana diline. Biz Türk Türküz. Türkçeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana dili Türkçedir, resmili dili Türkçedir. Bunu en iyi şekilde bilmeye mecburuz. Eğer biz konforlu, huzurlu, bilinçli ve vicdanlı bir hayat yaşayacaksak hafife almayalım bunu. Çünkü bütün gelişmeler iyi dil bilmekle olur. Yavuz Bülent Bakirleri davet etmiştik. Bundan 15-20 sene önce öğrencilere örnek verdi. Çok anlaşılır bir örnekti. Bu dedi ki bakın gençler dedi. Şimdiki parayla Şimdi biraz da enflasyon falan arttı ya. Ben size dedi 40 lira para versem bununla bir takım elbise, gömlek, kravat, alın desem alamazsınız. Belki kravat alırsınız, harçaden bir gömlek alırsınız. Ancak ben size 400 lira, hadi 600 olsun para versem üzerinize giyebileceğiniz az bir kıyafet alırsınız. Eğer siz az kelime bilirseniz kendinizi az ifade edersiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı o şekilde az karşılarsınız. Evet. Ama siz çok kelime bilirseniz çok paranız olduğu gibi ihtiyaçlarınızı konforlu en iyi şekilde karşılarsınız. Çok güzel. güzeldi bu. Bir anekdot evet. daha hatırlatayım buradan. Memleketime gitmiş. Arkadaşlar Merzifon'dan anlattılar bizim. Dediler ki Yavuz Bülent Bakiler'i konuşmak için davet ettik Merzifon Amasya. Konferans verecek. İçeri davet etmişler. Hoşbeş'ten sonra Yavuz abi demişler ne alırsınız? Teşekkür ederim. Hiçbir şey almayacağım. İhtiyacım yok. Beş dakika sonra ne alırsınız? İhtiyacım yok. Efendim bir çay bari isteydiniz. Niçin içmediniz? Ya kardeşim bana hani on on beş dakikadır ne alırsınız diyorsunuz. Çay içer misiniz? Su içer misiniz? Kahve içer misiniz? Demiyorsunuz ki. Bakınız o kadar önemli ki bu. Evet. Bugün evlerde biraz önce de söyledim. İletişimdeki en önemli problem bu ülkenin insanının dilini iyi bilmemesinden. Efendim şimdi bu okul okul üniversite değil o. Eğer siz kelime haznesi iyi olan dostlarınızla biraz önce bahsettiğiniz girişte dedemde iki tane dedem öğretmendi dediniz. Evet. Ve onların büyük tesiri vardır mesela bana şöyle tesiri vardı benim dedemin. Bizi köydeyken kış aylarında köyümüzün bir masalcı dedesi vardı. Onun başka hatıraları vardı da bizi dedem oraya götürürdü. Bazı böyle ayın belli günlerinde oraya giderdik, oturduk. O ihtiyar bize masal anlatırdı. O masal bizim Türkçemize göre güzel bir masaldı. Evet absürt şeylerdi, böyle hayal ürünleriydi ama bizi hayal dünyamızı genişletirdi kötü kelimeler kullanmazdı, yanlış şeyler söylemezdi. Yani bizim ruhumuzu, dengemizi bozucu şeyler ve örnekler vermezdi ama bize çok enteresan masallar anlatırdı ve ben çocukluğumda o masalların benim ilerideki hayat tarzımla ilgili, düşünce tarzımla ilgili, ne olmak istediğimle ilgili, insanlarla ilgili, dünyayla ilgili, kendimi geliştirmekle ilgili çok katkı yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla dil çok çok önemli. Demek istiyorum ki, evet. Bir e, ülkede eğer eğitim iyi olacaksa o ülkede dile çok önem vermesi lazım. Bizim toplum olarak artık Türkçeyi kendi üyetine kavuşturacak adımları atmamız gerekiyor. Milli eğitim veya her kimse herkes bunu yapması lazım. Evet. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam Hayır edelim. Efendim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli değerli misafirim, eğitimci sosyolog Hami Koç Bey ile birlikteyiz. Programımız devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitimci Sosyolog Hami Koç Hocam'la birlikteyiz. Evet, kendisiyle bugün eğitim meselelerimiz üzerinde Konuşuyoruz efendim eğitim genel sorunları diyelim ana e, sorunları diyelim ana meseleleri işin ana öz, mesele. e, esprisi kaynağı temeli evet. evet dediniz ki dil tarih inanç kültür ve ahlak üzerine evet evet bu zafiyet burada demiştim zafiyet burada demiştim. Dille Dille ilgili, dilden bahsettik Tabi zaman değerlendirmek için dille ilgili ifadeleri de bulunduktan sonra düşüncelerimizi gelelim tarihle ilgili. Evet. Bakınız şimdi birçok eğitim programında çalışmalar yaptığım için yeni arkadaşlar da paylaştılar gönderdiler. Şimdi tabi tarih 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 hamaset hamaset yapmak için veya öğrenmek için öğrenilmez tarih gelecekte eski yapılan hatalardan ve eksiklerden ders alıp geleceğe güçlü adım atmak için öğrenilir. Şimdi bir toplum eğer kendi geçmiş tarihini doğru öğrenmezse ihtiyaç kadar başka e, uydurulmuş veyahut da başka e, ülkelerin, milletlerin tarihlerine veyahut da e, hikayelerine, masallarına tarih olarak inanmaya çalışır. Türkiye'de, bakınız Türkiye'de son bir asırdır yapılan en büyük felaketlerden biri, yanlışlardan birisi bilhassa Cumhuriyet tarihi döneminde ve öncesinde yani iki asıra gidebiliriz Gülhane Hattu ile beraber çok büyük yanlışlar yapılmıştır. Türkiye'nin aydını, tarihçisi, eğitimcisi, öğretmeni, genci son iki asırlık tarihi süreçleri asgari de ihtiyaç kadar gözden geçirmezse, kaynağına inmezse, öğrenmezse geleceğe daha doğru adım atamaz. Nasıl mı? Bakınız şimdi çok önemli bir isimden bahsedeceğim. Fuat Sezgin. Fuat Sezgin 2018'de vefat etti. Yok. Daha sonra vefat etti. 2018'de e, 2018'de Cumhurbaşkanlığımız 2018 yılını Fuat Sezgin yılı ilan etti. Vefat etmeden önce birçok televizyon kanallarında Türkiye'de konferansı verdi. E, katıldı. Eserleri var. Fuat Sezgin son e, 40 yılın veya 50 yılın dünya bilim tarihinin bir numaralı otoritesidir. Bakın bir numaralı. Evet. Tarihçi kendisi. E, e, bilim tarihi uzmanı. Değil mi? Bilim tarihi. Tarihçi Anladım. değil. Anladım. Hatta kendisi çok zeki, üstün zekalı birisi. Genç yaşta e, bir mühendis veya tıp doktoru olacakken e, sosyal bilimlere bir tavsiye veya da özentiyle giriyor. Hatta kendisine sen diyorlar babanın zengin misin? işte? girme bu işe diyorlar. Yani burada gelecek yok diyorlar ama devam ediyor. Şimdi Fuat Sezgin hikayesinden bahsetmeyeceğim. Ayrı bir hikaye. Bir e, radyo programını geçer. Özeti. Özetinin özeti. Bu konumuzla alakalı kısmını söylüyorum. Fuat Sezgin diyor ki ben ilkokulda okurken, okurken boyalı podralı bir sınıf öğretmenimiz vardı. Makyajlı. Bize dedi ki biz Türkler dünyayı öküzün boynunda zannederdik düz. Avrupalılardan öğrendik. Avrupalılardan yuvarlak olduğunu öğrendik. Bize bunu anlattı. <laughs> ben Almanya'ya gittikten sonra Almanya'da 50 küsür yıl e, ilmi çalışmalar yapıyor. Ve bana göre benim tarifim bu. Türk ve İslam bilim tarihi konusunda tam manasıyla bizim lehimize ezber bozan bir adam. İddia ediyorum şu andaki ilahiyatçıların yüzde doksan beşinden daha çok ilahiyat kültürüne sahiptir. Müktesebatına sahiptir. Hmm. Tefsir, hadis, fıkı, usulü fıkı, ilmihal kitapları. Fakat din alimi olmadığı için bunu da özellikle söylemek istiyorum. Fuat Sezgin'den din öğrenilmez. Din, din aliminden öğrenilir. O çok önemli. Tabii. Bu yanlışlığa da düşmemiz lazım. Düşmememiz lazım. Şimdi Fuat Sezgin diyor ki böyle bir öğretmenimiz vardı. Ben Almanya'ya gittim. Almanya'da Almanca, Fransızca, İngilizce zaten 29 ile yakın dil biliyor. Dünyada konuşulan dillerin tamamını biliyor. Ve o kaynaklardan öğrendim ki Avrupa, Orta Çağ karanlığındaki Avrupa... ...dünyaya yuvarlak diyen adamlarını bunun içine şeytan girmiş diye aforoz ederken, yakarken... Orta Doğu'da, Türkiye'de, Yunan'da da var. Dünyanın yuvarlak olduğunu, Pir Reis haritasını biliyoruz. Başka şeyleri biliyoruz. Ve bizden alarak geliştirdiler diyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şimdi siz bir öğretmeniniz çocuğunuza böyle bir gerçek dışı şeyi kendi kültürünüze, inancınıza, iftirayla öğretirseniz bakınız eee Faruk Bey hiç kimse bizi dinleyen diyelim ki hani derler ya, 85 milyon bizi dinliyor diyelim ki hepsi dinledi. İstisnalar kaydeyi bozmaz ama 85 milyonun bizi dinlediğini düşünelim. Dinlemediğini düşünelim. Hiçbir insan bay bayan erkek çocuk yaşlı kandırılmaktan hoşlanmıyor. Elbette. Yanlış bir şeyi doğru gibi lanse ettirmekten hoşlanmıyor. Olmaz böyle bir şey. Bir örnek vereyim. Şimdi bizim çocukluğumuzda Çanakkale Savaşları'nı anlattılar. Ama ben Çanakkale savaşlarını öğrendiğim zaman veya Çanakkale'ye gidip o savaşları öğrendiğim zaman bana öğretilen gibi olmadığını gördüm. Kardeşim kahraman oluşturmak için niçin sen bana olmayan bir şeyi tarih diye öğretmeye kalkıyorsun? Olabilir mi? Olmamalı. Olmamalı. Şimdi Türk diliyle ilgili Karaman, e, oğlu Mehmet Bey ile ilgili söylemler var. Bilmem Türk dili şeyleri var. Aslında Ekrem Buğra ikincinin o konuyla ilgili makalesini var okusunlar. Tarihte olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi göstermeler var. Hayır hayır hayır. Biz Türk milleti olarak veya bu ülkenin 85 milyonu hangi etnik kökenden gelirse gelsin insanlar olarak uydurulmuş senaryosu yazılmış bir tarihe ihtiyaç hissetmiyoruz. ihtiyacımız yok. Bizim tarihimiz çok şükür parlak. Bizim tarihimizde alnımıza kara lekeleri yok. Ha tarihimizde bazı isimlerin Bilinen veya bilinmeyen isimlerin veya çevrelerin, küçük zümrelerin hataları var, yanlışları var. Her millette var bu. Bizde de var. Konularda isim vermeden girmeyelim, konumuz uzamasın. Ama biz son iki asırlık tarihi, son iki asırlık tarihi tekrar söylüyorum, bize ihtiyaç kadar yanlışa düşmeden mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Eğer bunu öğrenmezsek geleceğe doğru adım atamayız. Dolayısıyla Türkiye'deki en büyük zafiyetlerden biri gençlerimize doğru tarihi bilgileri öğretmiyoruz. Bunda evet. bu hatadan vazgeçmemiz lazım. Evet. Bu çok önemli. Üçüncüsünü söylüyorum. Geçmeden önce. Buyurun. Tarihle ilgili, doğru tarihle ilgili çalışmalar var mı şu anda? Elbette var. Onlarca isim sayabiliriz. Hayır, buna isimler olarak tamam da devlet olarak Şimdi neler yapıyoruz? Maalesef biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda yani zafiyetlerimiz oldu. Son zamanlarda yani epidir güzel çalışmaları var ama şimdi bizim askerlerimiz belli bir millet tarafından Kurtuluş Savaşı öncesinde sonrasında 20 bin'e yakın askerimiz kimyasallarla perişan edildi. Kaç tane insanımız biliyor? Biz Kurtuluş Savaşı sırasında Balkanlar'da tam saray içinde, saray içerisinde 20 bine yakın bu ülkenin evladı açlığa maruz bırakıldı. Ağaç kemikleri, efendim, kabukları kemirerek açlığını gidermeye çalıştılar. Tohumu. Süpürge tohumuyla açlıktan kırıldılar. Kim biliyor bunu? Bakın biz bize yapılan zulümleri şunun için bilelim. Bir yerlere kim beslemek için değil. Evet. Tarihi bilelim ki aynı yanlışlara düşmeyelim. Dostumuzu, düşmanımızı bilelim diye söylüyorum bunu. Mısır'da... eee gözleri köreden, evet o... ona bile teferruata girmedim. İngilizce e peki evet. Suriye'de Irak'ta yapılanlar? Yani. Olmayan insanların kahraman üretilmeleri, oradaki yerel insanlara zulüm yapılarak onların bize düşman yapılmaları bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlar tarihi gerçekler ve bunlar bilinçli olarak yapılmış. Evet. Maalesef bu konularda bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Çok şükür isteyenler erbabı arzu ettiği zaman bu konularla ilgili istedikleri kaynaklara ulaşabilir. Benim 40 sene önce okuduğum kitaplar var. Şu anda rahmete rahmana kavuşmuş kavuşmuş yazarlar var. Yılmaz Öztuna bugün Osmanlı sultanlarının büyüklüğünü ve hizmetini büyük cesaretle anlatan isimlerden birisi Yılmaz Öztunaydı. Büyük tarihinde. Ilk yani ilklerden birkaç kişiden biriydi. Evet. Büyük cesaretle e, yıllardır yazılarını okuduk. Başka isimler de var. Onlarca söyleyebiliriz. Yaşayan tarihçilerimiz var şu anda. Ahmet evet. Şimşirgil Hoca çok güzel hizmetler yapıyor. Böyle çok tarihçimiz var şu anda. Bunları isteyenler takip edebilirler. Dolayısıyla eğer bir toplum dili konusunda ve tarihi konusunda ihtiyaç kadar bilgi sahibi olmasa, başka ülkelerin pohpohlanmış, efendim e, makyajlanmış kültür ve değerleriyle ilgili ilgili e, bilgilerine kanar ve kendi kültüründen uzaklaşır, tabiri caizse mankurtlaşır, başka ülkelerin kültürlerin kölesi haline gelir. Maalesef yapılan Türkiye'de yapılan en büyük felaketlerden biri budur. Evet. Maalesef bu konuda yine Oktay Sinanoğlu hocanın söylemiş olduğu ABD'nin e, ilk orta lise evet. üniversite eğitimlerinin tamamı dünyanın diyor en kötü e, eğitim sistemi e, Amerika'dadır diyor ABD'dir evet. ve dünyanın en kötü eğitim sistemini veren bu ülkenin eğitimcilerinden faydalanmak efendim onun eğitimini örnek almak nasıl bir akıldır diyor bunu evet. soruyor. Haklı Tabii olarak. şimdi e, üçüncü maddeye geçmeden o zaman siz bahsettiniz. Bakınız bir Amerikalı yazarın bir kitle imha silahı eğitim diye kitabı var. Getton. Evet. Meraklılara tavsiye ederim okusunlar. Eski Talim Terbiye Kurulu Başkanımız tercüme ettirdi onu. Türkiye'de bana da hediye olarak gönderdiler. Okudum. Tekrar ismini söyler misiniz? Bir kitle imha silahı eğitim. Evet. Şimdi son iki asırdır Faruk Bey. Yani bunu 180 yıla da indirebilirsiniz. 210 yıla da çıkarabilirsiniz. Dünya eğitimi şu anda insan cibiliyetine olgusuna uygun yapılamıyor. Yapılmıyor. Bu evet. bir gerçek. Bunu bir defa bilmemiz lazım. Ha bunu söyleyerek eğitimden uzaklaşamayız. Okulları kapatamayız. Eğitim faaliyetlerinden uzaklaşamayız. Ben bunu söylemek istemiyorum. Evet. Bakınız son iki asırdır eğitim şu anda genel olarak mantık olarak sanayiye üretime insan yetiştirmek üzere ve bazı ideolojik devletlere İnsan yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Bizim mekteplerimizde, eski mekteplerde, okulun girişinde şöyle bir şey vardır. Burada balığa, ağaca çıkmak öğretilmez. Şu anda eğitim sisteminin en büyük sıkıntılarından birisi, Türkiye'de de maalesef var bu. Bütün gençlere lise bitirmeye çalışıyoruz. Mümkünse bütün gençler fakülte okusun diyoruz. Bütün gençler efendim ne bileyim ya bu yanlış bu kökünden yanlış. Ve 20 küsür sene önce Türkiye'de bir büyük felaket daha yapıldı. Çok şükür bundan vazgeçiliyor şimdi. Ne felaketiydi o? Meslek liselerinin önü kesildi. Ya. Bu ülkenin belki en az 50 sene geriye gitmesine sebep olan bir karar karardı o. Ve onların yatacak yerleri yok. Meslek liselerinin önüne geçildi. Bakın benim çocukluğumda Meslek liseleri şimdi onların adını orijinal olarak mesleki teknik liseleri diyoruz. Meslek liseleri şu andaki kamuoyunda kabul gören fen liseleri ve bir kısım sosyal bilimler liseleri gibi çok kabul gören itibarlı liselerdi ve birçok öğrenci oraya gitmeye çalışıyordu. Sonra onları biz tabi güncelleştiremedik, güncelleştiremedik. Evet. Ekipmanları, laboratuvarları veyahut da oradaki atölyeleri güncelleştiremedik o bahsettiğimiz karar da alındı. Hem o meslek liseleri ülkenin aleyhine olarak geriye gitti. itibar kaybı oldu. Ve okuyamayan öğrencileri zorla oraya yetmeye çalıştık. Bu ülkeye kötülük. Bırakın ülkeye kötülüğü. insana kötülük. Çocuklara kötülük. Başka ne yaptık? Çok popüler olan, değerlerini iyi öğreten ve e, çok başarılı olan imam hatip ortaokulları ve liselerin önünü kestiler. Bitirdiler. Başkalarının birilerinin ar 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 arka bahçesi yaftasıyla. Kardeşim mani ol sen devletsin. Yani orada yetişen bu ülkenin evlatlarının ününü kestiler ve o itibarlı liseleri güdükleştirdiler. Maalesef e, sıkıntılı duruma getirdiler. Aslında bu Türkiye'de eğitime, çocuklara, ülkenin aydınlık geleceğine çok büyük kötülüktü. Şimdi bundan epeyce vazgeçildi. Yeni bakan, Bakanımız Mahmut Bey mesleki teknik liselere gerek şu anda Faruk Bey, gerekse Bakan yardımcılığı zamanında çok önem verdi. Belki bir talih de oldu. Ee, söylemeden geçemeyeceğim. Takdirle söylüyorum. Mesleki teknik liselerimiz çok şükür bitti şimdi. Artık bakanlık haftada bir sağlık bakanlığı yayınlıyor. Galiba onun rakamların altına düştü çok şükür. Bir anda kesileceğini bekliyorduk zaten. Biraz uzun sürdü. O kurgudan bahsetmeyelim şimdi. Mesleki teknik liselerimiz pandemi sürecinde sağlık malzemeleri üretti. Türkiye'de ve dünyada ilki gerçekleştirdi. Birçok ülke sağlık malzemesi bunlardan belki en önemlilerden biri maskeydi. Yani sağlık üründür, değildir, kaliteli de, o or oraya girmeyeceğim. Ve ellinin üzerine ülke ülkeye yüz küsür de bizim sağlık meslek tes e, liselerimizden, meslek teknik liselerimizde yapılan ...ürünler, sağlık ürünleri ihraç edildi... ...düşünebiliyor musunuz? Gidiye biz edildi, koca koca ülkelerden... Evet. ...şu anda dünyada söz sahibi olan... ...ekonomisi parmakla gösteren... ...ülkelerin yetkililerinden teşekkür, takdir aldık... ...ve burada en büyük paylardan biri... ...o mesleki teknik liselerimizin... ...öğrencileri, velileri... ...öğretmenleri, il ilçe müdür, müdürlükleri... ...eğer o biz... ...hayır efendim burada sadece derse girer... ...üretim yapamaz, ihracat yapamaz... ...senin yerin yok, literatürde yerin yok... mantığıyla. ...efendim yasaççı zihniyeti yapsaydık bunların hiçbirisi olmazdı ve şu anda itibarı da artmaya çok şükür devam ediyor. Bunlara da devam etmesi lazım. Evet. Peki hocam. Dil dedik, tarih dedik. Evet. Ee, Üçüncüsü inanç, inanç kültür, kültür ve, ve ahlak. ahlak değerler. Evet. Hemen girmeden önce bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Ee, bundan 10 sene önce savaştan önce Suriye'ye gitmiştim. Halep'te tam Halep kalesinin karşısında bir okul. Ee, o zaman bizim Türk müteahhitler tarafından onarlıyor, tamir ediliyordu. Girdim, e, resim falan da çektim orada. Bir okul, Osman Abdülhamit Han döneminde yapılmış bir okul. Evet. E, alnında okulun giriş kapısının alnında bir tarafta edep, bir tarafta ilim yazıyordu. Osmanlıca. İsma, muazzam. İslam muazzam. Edep ve ilim. Muazzam. Evet. biz de niye misal vermedin diyebilirsiniz. E, kalmadı ki hocam. Bizde e, üniversitelerimizin dahil üzerlerindeki bütün yazılar, kitabeler kaldırıldı, silindi. Evet. taşlandı. Ee, hiçbirisi, hiçbirisi ortada yok. Düşünebiliyor musun Cumhuriyetin ilk zamanlarında Almanya'dan, İngiltere'den gelen bazı insanlar bizim tarihi o e, eserlerimizi, o yapılan işte kitabeleri şunları, bunları gemilere, teknelere yükleyerek kendi ülkelerine götürdüler. Ne acziyet düşünebiliyor musunuz? Ya. Ve benim gezdiğim o müzelerde bizden kaçırılan işte bir kısmını almaya çalışıyorlar, aldılar filan. Almanya'da mesela evet Berlin'deki müzede Türkiye'den kaçırılan o enteresan şaşırıp kalıyorsunuz neymişiz diyorsunuz. Ee, Londra'da hakeza başka yerlerde. Maalesef e, onları kaybettik. Şimdi e, çok büyük bir düşünürümüz, bilge kimsemiz diyor ki bu ülke bu ülke okumuşların din düşmanlığından Müslümanların da cahilliğinden çok çekti. Evet. Maalesef acı gerçeğimiz bizim bu. Güzel Maalesef. Bir şey. İşte o Fulbright veya benzeri yurt dışına giden insanları yakın markacı alarak kendi ülkesine, kendi kültürüne, kendi diline, kendi dinine düşman yapılan devşirme insanları Türkiye'ye gönderip kullandılar. İşte Gülanı Hattuybay'ın mimarının yaptığı felaketler onların da hala güzü, yüzüne tamamen çıkarılamadı. Hala çıkarılamadı. Ve ilim olmadığı, bakın bizim kültürümüzde, inancımızda İlim eşittir inanç İslamiyettir. İlmin olmadığı yerde İslamiyet durmaz. İlmin olmadığı yerde edep de durmaz. İlim ve edep ikisi beraber olur. İkisi beraber olmadığı zaman o ailede, o şahısta, o toplumda ne huzur olur ne gelecekte beka, gelecek için beka olur. İkisi de çok kıymetli. Evet. İşte biz kültür değerlerimizden uzaklaştırılarak ilimden kaybettik. ...bununla beraber de edepten de kaybettik... ...belki özgüvenle de ilgili konuşacağız... ...özgüvenin problemlerinden biri aslında bu... ...özgüven lazım ama... ...yani aşırı... ...her dediğim olsun diyen... ...ben diyen bir özgüven olmaz... ...orada edep var onu sınırlaması lazım... ...frenlemesi lazım... ...yani ölçü olması lazım... Evet. ...dolayısıyla üçüncü maddemiz neydi bizim... Ee, ...inanç... ...ahlak ve kültür ve değerlerimiz... ...buradan çok şey kaybettik... ...kaybettik mi kaybettik... E, çocukluğumuzda şimdi bakın ina, in, in, inanç diyoruz. Şimdi çok meşhur bir düşünürümüzün bir sözü var Faruk Bey. Yaşıyor şu anda. Bazı böyle e, sosyal medyada dolaşıyor. Bu ülkenin gençliğine Kutbüttin İzniki Hazretleri'nin yazdığı Müftahül Cenni'yi orijinal adıyla halk arasında kadar muzak değil Okusak birçok şey hallederiz. Ve maalesef bizim gençlerimiz, yetişkinlerimiz bu konudan mahrum. Bunu bilmediği için de bilmediği olan inanç değerleriyle ilgili eksikliği yalan yanlış başkaları doldurmaya çalışıyor. Efeto böyle yeşerdi. Eğer sadece mızraklı ilmihanin, miftahül cennenin o muhtevasının biz içselleştirseydik, ha aldanan gene aldanır da, yani beyin yıkamayla ama birçok insanın aldanması mümkün değildi. Onlar beyin yıkayarak, beyin yıkayarak bu gençleri aldattılar. O bilgilerden mahrum oldukları için. İnanç değerlerimizi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bir, bu üçüncü maddede. Sonra Bununla beraber bizim mutlak surette ahlaki değerlerimizi bilmemiz gerekiyor. Birçok düşünür diyor ki birçok kıymetli değer diyor ki bir insanın şu şu ibadeti yapmasına bakmayın. Doğru söylüyor mu, yalan söylüyor mu? Sözünde duruyor mu? Ve kendisini düşündüğü kadar ailesini, toplumunu, insanları düşünüyor mu? Kul hakkına riayet ediyor mu? Bunları düşünebiliyor mu? Eşini buradan kaybettik. Şimdi bu üç tane temel maddeyi, üç tane temel olguyu biz içselleştirmeden eğitimi mutlak surette verimli bir hale getirmemiz mümkün değildir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir öğrenci gidecek ciddiyle ilgili iftira atacak bir öğretmen bilmediği şeyi yanlış söyleyecek öğrencisine. Öğrencisi biliyor, öğretmenine nasıl güvenecek? Ben velilerimize demiştim ki eğer siz çocuğunuza kötülük yapmak istiyorsanız iki şey yapın başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir, öğretmeni kötüleyin. Öğretmen itibardan düşerse etkili olamaz. Rol model diye bir şey var ya. Öğretmen güvenilirliğini kaybederse öğrencisine faydalı olamaz. Ki bizim kültür tarihimizde eğitimcilerin, öğretmenlerin çocuklara faydalı, faydalı olması için bir hayat tarzı olarak, iki davranış olarak, Üç bilgi olarak hangi şeylere sahip olması, donanımlara sahip olması gerektiğine dair bilgiler var. Evet. Güvenmediği insandan istifade edemez. Sevmediği insandan öğrenci istifade edemez. İkincisi dedim okulu kötüleyin. Okulu kötüledin, öğretmeni kötüledin. O zaman gitmesine gerek yok ki. Sadece yani. diploma almaya gidecek. Ama gönlü beslenmeyecek. Evet. Hocam bir ara daha verelim müsaadenizle. Değerli dinleyicilerim, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, eğitimci, sosyolog Hami Koç Hocam'la birlikteyiz. Kendisiyle eğitimimizin genel sorunları üzerinde konuşuyoruz. Programımız devam edecek efendim. Bir aradan sonra bizden ayrılmayın. <laughs> Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Eğitimci Sosyolog Hami Koç hocamla birlikteyiz. Kendisiyle eğitimimizin genel sorunları üzerinde sohbet ediyoruz. Evet hocam, bundan önceki bölümde en son dediniz ki öğretmenin değersizleştir, okulu değersizleştir. Ondan sonra da geriye bir şey kalmaz Dedim. dediniz. Evet. Oradan devam edelim istersen inanç kültür ve ahlakla alakalı evet. olarak konuşmuştunuz. Buradan devam edelim buyurun. Şimdi efendim. tabii biz öğretmenler ve eğitimciler yetişkinler olarak söylüyorum. Elbette bu biraz önce bir ironiydi o söylediğim yani öğretmenlerinde evet. konuş bu çok yapılan hata olduğu için söylüyorum. Yani öğrenci bir şey söylüyor aile akşam konuşmalarında işte o yanlışları öğretmenler söyler hemen tenkitle. Bir defa konuya devam ederken şunu özellikle söylemek isterim bütün ebeveynler için söylüyorum. Lütfen size bir bilgi geldiği zaman bu hayatın her alanında var aslında. Okulla ilgili, öğretmenle ilgili hemen gelen bilgiyi doğru kabul etmeyin. Bakın çok acı bir gerçeği söylemek istiyorum. Biz yetişkinler, biz yetişkinler o çocuklarımızı, melek gibi olan çocuklarımızı büyütürken ne yaptık biliyor musunuz? Kendimiz ellerine verdiğimiz yayınlar, ellerine verdiğimiz ekranlar vasıtasıyla birinci sınıf yalan söylüyor insanlar haline getirdik. Örnekleri vereyim. Tabii. Şimdi bakınız bir anne veya baba veya yetişkin telefon açıldığı zaman veya komşu geldiği zaman burada olmadığımı söyle derse, çocuğuna yalan söyletiyor yani. Siz bu çocuğa yalan söylememeyi nasıl tekrar öğütleyeceksiniz ve gerçekleştireceksiniz ve kabullendireceksiniz? Evet. Sen öğrettin. Abi. Bir anne veya baba Aile içerisinde içerisindeki problemlerde veya şimdi gelin kaynana meseleleri vardır. Evet. Görümcü meseleleri vardır. Böyle didişmeler vardır, tenkitler vardır, dedikodular vardır. Bunlar da eskidenmiş gerçi şimdi bu dar aile çerçevesinde. Orada da epeyce var. Var mı? Var var, epeyce var maalesef var. Az da olsa var. Hı hı. Burada yalan söyleme, iftira ve çekememezliği gören çocuk anne babasından nasıl bunların doğru davranış olmadığını kabul edecek, kabullenecek? Devam ediyorum. Evet hocam. Şimdi... Ekranlardan bahsettim. Şu anda Türkiye'deki çocukların ve ebeveynlerin... ...ne acı ki seyrettiği... ...televizyon programlarının, o filmlerin birçoğu... ...bizim kültür değerlerimize uymayan... ...kimin elinde, kimin elinin kimi cebinde olduğu belli olmayan... ...her türlü ahlaksız örneklerin yaşandığı, konuşulduğu... ...heyecanlı, reytingi yüksek, adrenali yüksek... ...senaryolardan müteşekkil değil mi? Evet Peki bunlarla hemhal olan... Çocuk, e, profesyonel, kurgu yapıyor, yalan söylüyor. Tekrar söylüyorum. Biz çocuklarımızı büyütürken eskiden bunlar mümkün değildi. Birinci sınıf yalan söyleyen çocuklar haline getirdik. Bu gerçeği lütfen görelim. Tenkit için söylemiyorum. Dolayısıyla lütfen çocuklarımızın çok tecrübelerimiz var. Okulla ilgili, öğretmenle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili getirdiği her bilgiyi. Güvensizlik olmasın. Yani bir çocuğun ebeveyninin veya anne babasının kendisine güvenmemesi çok kötü bir şey. Bu tehlikeli bir şey. Güven. O güven de gene tesis etmek, temin etmek önce bizim elimizde ama. Önce bizde. Onun sorumlusu biziz. Şimdi bütün anne babalar şunu yapmaya çalışıyorlar Faruk Bey. Genellikle. Evet hocam. Ben çocuğuma iyi bir öğretmen bularak ihale edeyim. Yani sınıfta öğretmen olsun veya özel imkanı falan. İyi öğretmenlerle müteşekkil bir okul bu işi çözsün. İyi güzel de, her öğre, biz öğretmenler ne bekliyoruz biliyor musunuz? Çocuğunu bana teslim edene kadar, okul öncesi ise 5-4 yaşına kadar, ilkokula girecekse 6-7 yaşına kadar. Çok iyi yetişmiş, kendine örnek olmuş, Türkçe iyi konuşan, ne dediğini bilen, belli kazanımları elde etmiş. Ki anaokullarda ve okul öncesinde kazanımlar yapılıyor. O ayrı mesela ama oraya gidiyorsa orada da alıyor düzgün konuşan yalan söylemeyen vicdanı gelişmiş sebat eden merak duygusu olan efendim cesaretli olan belli disiplini olan yani tuvalet eğitimini almış yemek e, eğitimi yemek eğitimini almış annesinden şefkati gören güvenilirliği annesinden babasından aileden öğrenen motivasyonunu yapabilen önce bunlar ailede olur Elbette. Şimdi şu denebilir. Hocam iyi de birçok e, geçim sıkıntısı gailesiyle şunlardan dolayı yapamıyoruz. Arkadaş bu çocuk senin çocuğu. Sen başkasına öncelikli olarak ihale edemezsin. Ettiğin zaman netice alamazsın gerçekçi olalım. Elbette okuldan, öğretmenden, müdürden, dayıdan, teyzeden, amcadan, komşudan destek alacağız. Toplumdan, sokaktan müsbet desteklerden bahsediyorum. Alalım. Bu zaten lazım. Ama önce anne baba, önce anne baba, önce anne baba. Ha anne çok kıymetli. Şimdi tekrar hatırlatıyorum. Geçtiğimiz ay anneler günü yaşandı filan. Anneler günü vardı ya efendim. Evet efendim. Evet. Ali Fuat Başkili'nin bir kitabı var incecik. Bütün öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine ve lise öğrencilerine bakanlık tavsiye etmiş. Yıllarca önce. Güzel bir kitap. Diline bir iki sıkıntı var ama enteresan e, atasözleri, bilgiler var. Ben çok istifade ettim o kitaptan okuduğum zaman. Orada diyor ki nasihat olarak veya söyleme olarak veya atasözü olarak. Şimdi söylüyorum o cümleyi. Ana baba ahı alma. Ana baba ahını zehrini zehirini içen kurtulamaz. Tekrar ediyorum. Ana baba ahını alma. Ana baba ahının zehirini içen kurtulamaz nokta. Kitap gibi cümle. Evet. Kitap gibi cümle. Şimdi bakınız bizim kültürümüzde şimdi bir yabancı düşünür diyor ki siz önce çocuğunuza Allah'ı, Allah sevgisini öğretin. O sevgi, o sevgi sizin ebeveyn sevgisini çocuğunuza öğretir. Enteresan bir cümle. Boşuma gitti benim. Evet hocam. Hatta sosyal medyada dolaşıyor. Çok e, meşhur birinin sözü bu. Dolayısıyla önce anne babaların çocuklarına çok iyi örnek olması lazım. Elden kadı geldiği kadar. Yani ben yapamıyorum filan havlatmaya gerek yok. Elden geldiği kadar. Ve Anne babaların en çok yapması gereken şeylerden biri aile büyükleri, kendilerinin dışındakileri büyükleri de sevdirsinler. Evet. Varsa kayınpederini sevdirsin, kayınvalidesini sevdirsin, görüngesini sevdirsin, teyzesini sevdirsin ama o sever saygı duyarsa sever. Peki bu ne olur? Bu çocuğun özgüvenine tesir eder. Bakın bu sevgi çocuğun motivasyonuna tesir eder. Bu çocuğun gönlünün ve vicdanının güçlü olmasına tesir eder. Bu çocuğun ahlaki değerlerine tesir eder. Bu çocuğun kendisinin kontrol etmesine. Çünkü orada bir temel atıyorsunuz siz. Örnek oluyorsunuz. Şimdi rol model kelimesi çok kullanılıyor. Koştuk kelimesi çok kullanılıyor. Hatta keşke imkanımız olsa da böyle tornadan çıkmış gibi özel rol modellerimiz olsa, eğitimcilerimiz olsa... ...bütün çocuklara, üç beş çocuğa bir rol modelimiz olsa, koştuk yapacak insanlarımız olsa... ...hani Fatih'in hocaları vardı ya meşhur, dünyaya o titreden. <laughs> Molla Hüsrev, <Güran> Molla <'im>. Gürhani, <laughs> Akşemseddin gibi, efendime söyleyeyim gibi. E bu tabii çok zor bir iş, mümkün değil neredeyse. Ama bu yapılabilse, ama bunu kim yapacak önce? anne babalar yapacak. Şimdi üç tane madde saydık. Bu üç maddeyi önce verecek kim ne derse desin anne babalardır. Şimdi rahmeti rahmana kavuştu. Türkiye'nin tanıdığı çok büyük bir hukukçu vardı. Ben kendimden de söyleyeyim. Yani dedem bir tarafın tanınmış kimsesi. Öbür tarafta bir dedem tanınmış kimsesi. Babam devlet memuru. Beş erkek kardeşiz. Kahvaltı yapıyoruz. Zeytin var. Kardeşlerimi çok uyarmışımdır ben. Bir okmada yemeyeceksin o zeytini diye. En büyükleri yaşça benim çünkü. Yaşça. Evet. İki üç lokma da alacaksın. Bir zeytini söylüyorum bakınız. Biz bunları yaşadık. Meşhur hukukçumuz da onu söyledi. Kardeşi hatta söylüyor. O da vefat etti kanserden. Dedi ki abim bizi uyarırdı oğlum. Beş altı tane zeytin var. Bu kahvaltıda beş altı zeytini idare edeceğiz. Öyle fazla yok. Hepsini bir lokmada bir iki lokmada alamazsın. Biz bu günleri geçirdik. Bu toplumun çoğu bu günleri geçirdi. Bakınız şimdi çocuklarımıza nasihat etmeyeyim. Oğlum biz neler gördük işte bak biz yok günleri gördük falan. Buna gerek yok. Ama bu bir gerçek. Evet. Bu gerçeği biz yetişkinler unutmadan çocuklarımıza iyi örnek olmaya mecburuz. Evet. O biraz önce saydığım değerler konusunda biz örnek olacağız. Tekrar söylüyorum. Bunun ihalesi mümkün değil. İhale yaparsak 70-80 yaşımıza geliriz. O da yaşarsak meşhur bir diyor ki eğitim bilimci bugüne kadar 70 yaşıma kadar diyor ben bunu başka düşünürlerinde sözleri var. Bazı kitaplarda geçiyor. Sizin de tavsiye ettiğiniz kitaplarda gördüm ben o cümleyi. İnsanları düzeltmek için uğraştım. Fakat kendimi düzelttikten sonra her şeyin düzeldiğini gördüm. Daha mutlu oldum. Evet. Yani önce biz yetişkinler kendimizi düzelteceğiz. Daha olumlu olacağız. Bu gençlere örnek olacağız. İşte eğitimin temeli bu. Yani biz bunları yaparsak, öğretmenler yaparsa, imamlar yaparsa, anne babalar yaparsa üç tane zümre saydım. Anne babalar, kendi çocuğuyla ilgili olsun, genişletmeyelim. Din görevlileri ve öğretmenler. Türkiye çağatlar on senede. Türkiye çağatlar. Efendim azmış, katsayılmış bir maaş yetmiyormuş. Karnımız doyuyor. Yani şu anda lütfen bakalım Suriye'nin başına geleni, Irak'ın başına geleni, bundan 15-20 sene önce Saraybosna'nın başına geleni, Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Ama Türkiye şu anda Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin, efendime söyleyeyim, e, boğazı geçmesi gibi e, süt liman bir şekilde yaşıyoruz bir şekilde. Problemlerimiz yok değil, var. Ama problemleri konuşarak, problemleri böyle aşağı çıkartarak çözemeyiz. Çözme irademizle de çözeriz demek istiyorum. Evet hocam, ee, soruların içerisinde vardı. Sonradan zenginleşen toplumlarda yeni nesiller genellikle ihtiyaçlarını hemen karşılayabiliyorlar sabretme, kanaat etme, şükretme gibi değerlerden bir haber yetişiyorlar. Evet. Evet bu zamanımızın gençliğini maalesef. Maalesef. Evet. E, ki eğitim sisteminin içerisinde bunların verilmemesinden kaynaklanıyor malum. Bu da hayatta hızlı hızla sıkılan, psikoloji zayıf bireylerin yetişmesine sebep oluyor bu durum. Elbette. Şimdi bakın şimdiki gençlerin en büyük problemlerinden biri şu. Ekran mı akran mı? Şimdi geçtiğimiz iki senelik e, pandemi sürecinde çok kullandığımız bir şey vardı. Evet. E, Türkiye çok büyük yanlışlık yaptı o dönemde. Ee, sonra vazgeçti Mahmut Bey'le beraber. Çok şükür işte e, okullar tatile girecek. Bir sene boyunca bir gün okullar kapanmadı. Çok önemli bir karardı ve doğru bir karardı. Önceki kesinlikle yanlış bir karardı. Kim sebep olduysa olsun. Yani okullar zaman zaman kapanabilir, iş yerleri kapanabilir ama toplanıcı zihniyetten vazgeçmemiz lazım. Türkiye'nin en büyük yanlışlarından bu. Sen kardeşim köylerde bazı kasabalarda hiç pandemi yok. Yani virüs yok, salgın yok. Toptancı zincirinde onları da kapattın. Sonradan ondan vazgeçildi bir müddet sonra. Ama gelişmiş ülkeler bunu yapmadı. Bunu yapmadılar. Şimdi bizim gençlerimiz akran mı, ekran mı? Ekran ...Faruk Beyciğim, Siz de iletişim Kara uzmanı ekran olduğunuz efendim. için ekran elbette lazım. Yani 21. yüzyılın veya bundan sonraki 10 e, yılların, asırların getirdiği teknolojiden biz kendimizi soyutlayamayız. Bundan Beri olamayız. Şimdi bir toplum iki hususla gelecekte olacak. Bir, ahlak ve değerleri, bunun içinde çalışmak var, din var, inanç var, üretmek var, toplumsal duruş var, çevre var. İki, asrın getirdiği teknolojiyi en iyi şartlarda kullanmadığın zaman yok olursun, olmaya mahkumsun. Böyle. İki asır önce Afganistan dünyanın en güçlü ülkelerinden biriydi. Afganistan yerlerde sürünüyor şimdi, kendi, şimdi kendini koruyamadığı için. Şimdi soruyorum ben, İHA'larımız, SİHA'larımız var. Selçuk Bayraktar gibi bir kahraman olmasaydı, bugün 30 sene işgal altındaki Azerbaycan toprakları tekrar Azerbaycan olamazdı. Olmasaydı şu anda her gün onlarca şehidimize ağıt yakmaya devam edecektik. O olmasaydı Libya birilerinin güdümüne girecekti. Biz Akdeniz'de yoktuk. Bu gerçeği görmemiz lazım. Ben şimdi siyaset yapmıyorum. Ben sadece asın getirdiği teknolojiyi kullanma, savunma sanayi diyorum. Ben bizi dinleyen dinleyicilerimizin parlak ve güzel bir vatan evladı olan benim eski velim olan Temel Kotil Bey lütfen savunma sanayine yaptığı hizmetleri takip etsinler, görsünler. 3-5 sene sonra için müthiş müjdeleri var. İnşallah savaşa girmeyiz, o felakete düşmeyiz. İnşallah topyekun olarak bu felakete düşmeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde olduğu gibi, Osmanlılar soktukları gibi düşmeyiz. İnşallah bu ilerlememiz devam eder. Ümit ederim refah seviyemizde devam eder. Dolayısıyla gençlerimizin bunu görmesi gerekiyor. Neyi görmesi gerekiyor? Bakınız şu anda biz toplum olarak Aydın'ı da yapıyor, bilinçli insanlar da yapıyor. Çocuklarımızı ekranlarla kara dediğinizde o ekranlarla baş başa bırakıyoruz. Yıllarca önce uluslararası bir konferansta getirdiğimiz bir eğitimci dedi ki bakın yanlış yapıyorsunuz. Daha o zaman akıllı telefonlar bu hale gelmedi. Çocukların eline şu yaşa kadar lütfen televizyon, telefon vermeyin. Tablet vermeyin, bilgisayar vermeyin, ekranlardan uzak tutun. Çocukları şu 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 çalışmalarla çocukların kazanımlarını işte iki üç yaşına kadar getirin. Amerika'da iki yaşına kadar yaptırmıyorlar dedi. Şu anda insanlara kozmetik olarak veya ekran olarak zarar veren bazı ürünlerin bu ürünlerin üreticileri tarafından kullandırmadıklarını kendi çocuklarına biliyoruz. Deniz Ülke Arboğan profesör bizim kolejimize bir konferansa geldi. Kız çocuklarına konferans veriyor. Şunları şunları kullanmayın. Kendinize kullandırmayın. Bunların üreticileri bunları kullanmıyorlar. Bunu biliyor musunuz dedi. Ama çocuklarımızın elindeki tabletlerden özendirici, Hele bir eğitimci bana iki gün önce bir video gönderdi. Aman yarabbi akıllara ziyan. Ve çocukları anne babalar biz yetişkinler onlarla karşı karşıya bırakıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu çocuklar niçin böyle bizi dinlemiyor? Bu hareketler ne? Bu tarz ne? Bu inançsızlık ne? Bu kelimeler ne? Bu anlayış ne? Bu kültür ne? Bu ahlak ne? Bu örf nereden geldi? Bu oradan geldi. Çocuklar kendisinin ilgisini çeken şeyleri aynen kopya ederler ve öyle bir yerleşir ki belli yaşa geldikten sonra eğer o çocuk akıl ve vicdanıyla kendisi karar verip o yanlışlığı göremezse ondan söküp atamazsınız. Maalesef şu anda dünyayı organize edenler sosyal medya akıllı cihazlar ve ürettikleri çocuklara ve gençlere filmler ve yapımlarla beraber, kendi maksatlarına uygun olarak meşgul ediyorlar. Müthiş reklamlarla, reklamlarla, cazip reklamlarla. Bu bir toplum mühendisliğidir. Bu muazzam bir yatırım argesi olan şeydir ve bu şekilde kendi maksatlarına uygun olarak meşgul ediyorlar, kendi kültü ve değerlerinden uzaklaştırıyorlar. Bu gerçeği bizim görmemiz lazım. Aklı başında anne babaların çocuklarını gücü yettiği kadar ha. Bağda harabel bassa diye bir şey var bizde. Yani bassa harab olduktan sonra veya hatta Üsküdar'a, atı üsküdar geçtikten sonra çok geç kalmak da tehlikeli. Bu baştan yapılır. Hiç unutmuyorum yıllarca önce bir konferansta arkadaşımın biri getirdi bana. Amerikalı bir anneden bahsediyorum. Çocuğuna akıllı telefon alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Akıllı telefon. Evet. Akıllı telefon alırken 18 tane madde yazıyor. Diyor ki oğlum Robert, Robert bu akıllı telefonu sana veriyorum. Ama bu akıllı telefonu şu şartlarda veriyorum diyor. Şimdi bu örnekten herkes lütfen örnek alsın. Bir, bu akıllı telefonu sen her gün kullanamazsın. Çünkü öğrencisin kendine zarar verecek şekilde kullanamazsın. İki, bu akıllı telefonla babam veya ben aradığım zaman bu telefonda benim aradığım zaman mutlaka cevap vereceksin. Şimdi çocuğu arıyorsunuz, çocuk bir film seyrediyor veyahut da bir sosyal medyada can istediği zaman cevap veriyor üç. Bu telefonda doğru olmayan değerlerimize doğru olmayan sana zararlı bir şey izleyemezsin. Beş. Bu akıllı telefonu okula götüremezsin. Altı. Bu akıllı telefonda arkadaşlarına kötü şeyler paylaşamazsın. Sayıyor. Yedi. Bu telefonu canım istediğim zaman ben senden alırım. Sponsorun olarak, milli sponsor olarak. Ve bunu ona yazdırıyor. Bakın kendi dikte etmiyor. Burada çok önemli. Hmm. ...kendi dikte etmiyor... Çocuğun ...tamam diyor alayım hayatını... diyor madem ihtiyacım var... ...ama diyor bu... Ben de diyor her şeyi istediğimi yapamıyorum... ...annen olarak, baban olarak o da yapamıyor... ...bir uzlaşma hayat öyle... ...biz her istediğimizi yapamıyoruz... ...örnekler veriyor doğru yapamıyorsunuz diyor... ...sınırlı... ...hayat sınırlı çünkü... ...dünyanın en zengin insanı... ...en varlıklı insanı da her istediğini yapamıyor ki... ...bu ülkenin en zengin insanı... ...her istediğini yiyemiyordu isim söylemeyeyim şimdi... ...yemek yiyen insanlar her istediğini yiyen insanlar... ...böyle öyle gıptayla bakıyordu... Bu insanın en zenginlerden birisi çocuğunun yürüseydi de ben bütün servetimi bağışlamaya hazırım diyordu dedi. Evet. Biliyoruz bunu. Tabi kitap yazdı. Kitap yazdı. Sakıp sabancı. Ve evet. siz söylediniz. Diğerinde de söylememiş oldum. Şimdi bakınız. Diyor ki eğer bu şartlarda istersen alırım ve yaz diyor. Şimdi anne babalardan yetişkinlerden şunu diyecek. Hocam iyi güzel de bu çocuk uyar mı? Ya dur bakalım bir. İki nüsa yaptı mı veya üç nüsa babaya verdi. Çocuk uyumadı. Genellikle uyumaz. Yüzde elli uyumaz. Diyor ki ben sözümde durdum. Sana telefon aldım. Sen diyor imza attın. Söz verdin. Sözünde duracaksın. Uygun bir şekilde. Eğer anne çocuğuyla ilgili sözünde durursa yani mesela çocuk ağladı. Oğlum istersen ağla. Ben sana bu yemekten fazla yemek yapamam. Vaktim yok dedi. Hani çok alışkın bir şey olduğumuz var ya. Çocuğun her istediğini veriyoruz. Ağlamasın yeter ki diye. Çocuk kullanıyor anne babayı. Evet. E, dediğini yapıyoruz. Ağlıyor, kullanıyor. Ondan sonra diyor ya ben ağlarsam her şeyi yaptırırım. Ağladı. Ağlayabilirsin diyor. Ağlamamanı tavsiye ederim. Ben seninle anlaşma yaptım. Ben sözümde durdum. Telefonu sana aldım. Sen de diyor bu şartlara uyacaksın. Evet. Bir müddet sonra çocuğun uyumaması mümkün değil. Yüzde doksan, doksan uyar. Ha uymayanlar başka yollar denersiniz. Dolayısıyla biz gençlerimizi başka kültürlerin, değerlerin, eğitim sistemimiz diyoruz. Şimdi en kötü eğitim sistemini getiriniz Faruk Bey. Eğer bu bahsettiğimiz konularda çok duyarlı bir ebeveyn varsa, bu konularda duyarlı bir toplumun kanaat önderleri varsa, bu konuda duyarlı bir okul ve öğretim kadrosu varsa her şeyi şekillendirir ve öğrenci e, okuldan mezun olduğu zaman epeyce sağlam çıkar. Sıkıntı toplumun kendindedir. Ve elbette sistemlerde problem var, başka şeylerde problem var ama biz insan yetiştirme konusunda çok sıkıntılı durumdayız. Bunun da sebebi dil, tarih, inanç ve kültür değerlerimiz konusunda onları öğrenip bir zamanlar şunu diyorlardı. Bu dini öğrenmesin o 18 yaşına geldikten sonra. 18 yaşından sonra ahlakı dini nereden öğrenecek? Çocukların belli temel dini bilgileri, kavramları, milli bilgileri okul öncesinde kavraması lazım. Sosyalleşme ile beraber. Maalesef ben bu ülkede okumuş aydınlardan çocuğun 7-8 yaşına kadar şu bilgileri öğretmesine gerek yok diyenleri gördüm. İnsan cibiliyetine ters olarak bunları yaşadım. Evet. Yani başka yerlerin tersinde kaldığı zaman insanlar bunları yapabiliyorlar. Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz. Son bölümle inşallah devam edelim. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, eğitimci, sosyolog Hami Koç hocamla birlikteyiz. Kendisiyle eğitimimizin genel sorunları üzerinde sohbet ediyoruz efendim. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. <laughs> Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi, eğitimci, sosyolog Hami Koç hocamla birlikteyiz. Kendisiyle eğitimimizin genel sorunları üzerinde sohbet ediyoruz efendim. Evet hocam, e, bu bölümde de bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Evet, bu bir buçuk yıl aşağı yukarı değil mi? İki yıl. İki yıl sürdü. Evet. Öğrencilerimiz uzaktan eğitimde sınıflarını tamamladılar. Evet. Ee, bu süreç sizce bize neler öğretti? Biraz değindiniz gerçi bu konulara ama uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimle aynı işlevi görüyorsa, burası mühim. Evet. Efendim, çocuklarımızın her gün kalkıp hazırlanıp, yollarda, trafikte zaman kaybedip, birçok masraflar yapılarak e, okula gitmesine gerek var mı? Can alıcı sorulardan biri. Evet hocam. Bu çok sorulan bir soru. Şimdi tabii bütün dünyayı bilinen galiba dünyanın bilinen yazılı tarihinde en bütün dünyaya kavuran kasıp kavuran en önemli salgın bu oldu. Tarihe baktığımız zaman başka salgınlar var. Hatta ben bazı metinlerde geçtiğimiz asırlarda insan ölülerinin işte ne kadar doğru bilmiyorum Amerika'dan Avrupa'dan örnekler verildi. Sokaklarda yollarda böyle çokça olduğunu hatta Orta Doğu'da olduğunu da okudum gördüm. Ben şahsen bu salgının iki sene süreceğini fazla beklemiyordum ama sürdürüldü mü sürdü mü onu bilemiyorum. Şimdi eğitim tarafına bakalım. Başlangıçtan beri ben hep şunu söyledim. Salgınla ilgili zaten bizde, bizim kültürümüzde bir birikim var. Şimdi bütün dünya üç şey üzerinde durdu. Bir, hijyenik tedbirler. iki mesafe. Hijyenik tedbirler hem bireysel hem de yaşadığınız yerle okul olsun, ev olsun veya iş yeri olsun... E, bireysel e, iki e, hijyenik tedbirler dedik e, mesafe yani insanlara mesafeyi koruma üçte işte maske benzeri şeylerle e, şey yapmak korumak tabii maskeyle ilgili tenkitler oldu doğru tarafı var yanlış tarafı var e, şimdi e, burada bizim deneyimimiz vardı e, Çevre Bakan Yardımcısı bu hemen salgınla beraber e, sosyal medya hesaplarından bir bilgi paylaştı. Ben bunu birçok yerde kullandım. Bizim kültürümüzde olduğu için söylüyorum. Amasyalı meşhur e, Samucunzade'nin Zaden'in Mücerrepname kitabı var. Beş asır önce yazılmış. Düşünebiliyor musun? Beş asır önce. Orta Çağ Karanlığı diyoruz da, o zaman da. Türkçe bu kitap. Diyor ki bir salgın olduğu zaman şunlara şunlara dikkat et. Özetliyorum çok kısaca. Bir hijyene dikkat et. İşte Ellerini iyice yu diyor. Yıka. Uçtur, sabun kullan veyahut da suyla. Başka şeyler de var, onlara söylemeyelim. İki çok salgın olursa mecbur kalmasan dışarı çıkma, taşraya çıkma. Çıkmaya mecbur kalırsan yüzünü bir bezde ört. Yani ağızdan çıkan. Şimdi bakın bir yemek yemek kültürünü düşünün tavsiyeler var. Tuzla başlamak hijyen, ellerini yıkamak sünnet. Ağız yani bütün vücuda çünkü mikroplar ağza giriyor. E, topluma oraya tükürükle yazıyor, yayılıyor. Mesela bizim Osmanlı e, kültüründe ne var? İstanbul'da bu kayıtlarda vardır. Bazı görevliler var. Kendini bilmeyen insanlar sokağa tükürdüyse mikrop bulaşmasın diye onun üzerine kül dökerler. En iyi izole eden şey. Evet, kireçle dökerler. Kireç dökerler. Şimdi ağızdan gelen şeyler. Ha, pan de var bunlar. ayrı mesele de. Dolayısıyla buna e, tedbir al diyor. E, ve diyor ki selamlaşmayı uzaktan ver. Yani müsafa bizde sünnettir. Kucaklaşma kültürümüzün bir parçasıdır. Kucaklaşma, mesafe koy. Yani o e, partiküller sana zarar vermesin. Şimdi salgın olunca buna dikkat etmeniz lazım. Bunu yok sayamazsınız. Bunları epeyce yaptık mı yaptık. Ürünlerimizde yaptık mı yaptık. Fakat eğitim konusunda abartı da oldu yalnız burada. Maalesef, mesela hiç enteresan ya kimsenin az, çok olmadığı yerlerde, sakin yerlerde bunları mecbur tuttular. Bu, bu yanlışımızdı bizim. İnşallah bir daha ders alırız, bu yanlışlara düşmeyiz. Şimdi uzaktan eğitim kavramına Türkiye'de eğitimci olarak en çok emek vermiş, bu konuda ekipleri yönetmiş biriyim ben. Ve bu konuda biz Milli Eğitim Bakanlığı'na dersler çektik, çalışmalar yaptık. Ekibimiz, arkadaşlarımızla beraber. Bizim tecrübemiz var. Hatta bizim arkadaşlarımız bu pandemi süreci başladığı zaman... ...koca koca biz bu işi iyi yapıyoruz diyenleri geride bıraktılar. Çok iyi yaptılar. Ancak... ...akran eğitimimi, Biraz önce de bahsettim. Ekran eğitimimi. Şimdi ekran lazım. Siz... ...dünyanın iki ülkesi... ...ekranla İngiltere ile Amerika'dan bahsediyorum. Daha çok üniversitede. Ee, çok önemli bir sektör oluşturdular... Üniversite öğretiminde ve üniversite sektöründe uzaktan eğitimde diploma veriyorlar. Türkiye'de bu verilemedi. O yanlıştı. Şimdi uzaktan eğitim dediğimiz ekran eğitimi mutlaka olmalı, ama birinci derecede değil. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın bundan 10 küsür sene önce artık tablet çıkacak. Tablet hayatımıza girdi. Buradan da eğitim vereceğiz dediği zaman ben arkadaşlarımla toplantılar yaptım. Bu işin uzmanı akademisyenlerle. Görüş alışverişinde bulundum. Uzak Doğu'yu, Amerika'yı, Avrupa'yı inceledim arkadaşlarımızla beraber. Sadece Türkiye değil. Ve bu iş nasıl yapılıyor baktık. En son şuna karar verdik. Ta o zaman 10 sene önce. Hangi şartlar olursa olsun tamamen kapanmadıktan sonra mutlaka ekran lazım, uzaktan eğitim lazım. Ama şu andaki tespitlerimiz yüzde %15'ini geçemez. Ekran. Lazım. Şimdi ev ödevi yaparsınız, konferans yaparsınız, efendim e, yapılmayan bazı e, eksik kalan konuları çocuklarla ekranda yaparsınız. Birkaç dersi yaparsınız, bazı dersleri yaparsınız. Bu mümkün. Ama bu yüzde on beşi geçmemeli. Salgının olmadığı zamanlar için söylüyorum. Salgında da biz ne yapmalıydık? Genellikle sınıfları öğrencilerle hele sınav grupları mutlaka buluşturmalıydık. Sonradan işte Mahmut Bey bakan oldu, bakan yardımcısı. Ne oldu da bir iki haftada? İşte bakacağız denirken hayır dedi. Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesidir dedi mi dedi. Daha fazla okulları yüz yüze eğitime kapatmaya lüksümüz yok dedi mi dedi. Kendisine Anadolu'da e, ziyaretlerinde işte salgın bazı yerlerde arttı işte vefatlar arttı. Dünyada şu Türkiye'de şu kapanacak mı? Hayır okulların kapanması gündemimizde yok. Yok tedbirlerimizi alıyoruz gerekirse sınıfı kapatıyoruz dedi mi dedi. Kapandı mı okullar kapanmadı. Ne oldu? Bir hadise oldu mu olmadı. Faruk Bey salgının çok dehşetli günlerinde, korkulu günlerinde bile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda hiçbir problem çıkmadığı Örneği yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülke güçlü bir ülke. istediği zaman bu işin üstesinden geliyor. Bir buçuk milyon öğrenci sınava girecek. Üç milyon aday sınava girecek. Bir tane olay yaşamayacaksınız. Bu çok büyük başarıydı. Aslında bu habercisiydi bunun. Şimdi ekran lazım. ihtiyaç kadar dedim. Eğitim yüz yüze yapılır. Eğitim gönüllere dokunmaktır. Eğitim göz temasıyla olur. Eğitim fiziki ortamda olur. Aynı havayı solacaksınız. Gerekirse dokunacaksınız. Nefesleriniz birbirine karışacak. Bedenleriniz yakın olacak göz, vicdan, kalp birbirinden tesir alacak, etkilenecek eğitim etkilenme işidir. Yüzle gönül işidir. Uzaktan tam eğitimi sağlayamazsınız. Bu gerçeği asla unutamayız. Bazen bana soruyorlar hocam uzaktan eğitim işte Türkiye çok önemli bir başarı elde etti. Dünyada en iyi yapanlardan biriydi. Başka şeyler de var da. Efendime söyleyeyim artık öğretmenin rolü. Hayır efendim öğretmenin rolü, önemi hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Hatta ve hatta iyi yetişmiş eğitim kadrosu öğretim kadrosu olan toplu millet çok daha öne çıkacak bundan sonra eskiye göre. Çünkü uyarıcıların, zararlı yayınların, tehlikeli alanların çoğaldığı bu zamanda kendini bilen, değerlerini bilen, kültürüyle hemhal olmuş, inançlı, insana saygılı, adaletli, ahlaklı, iyi yetişmiş eğitim ve öğretim kadrosu geçen on yıllardan artık bundan sonra çok daha önemli hale gelmiştir. Yüz eğitimin önemi azalmayacaktır. Evet. Kaybolmayacaktır ve devam edecektir. Peki hocam. Her sistem içinde bulunduğu toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerine dayalı olarak kurulup biçimlenmelidir. Evet. Bu bağlamda tek tip ve uzun vadeli bir eğitim sisteminin faydalı olması mümkün mü? Yani uzun zamandan beri aynı sistemi uyguluyor olmamız eee Mümkün mü? Mümkün değil. Evet. Ve Yanlış. İnsanın cibiliyetine, insanın cibiliyetinin yaratılışına çok ters bir şey bu. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Her insan bir alem. Ee, her çocuğun anlama kapasitesi farklı, öğrenme kapasitesi farklı, öğretme öğrenme yöntemi farklı. Ne derseniz deyin. Bu maalesef bu. Biz herkese aynı şartlarda öğret. Bize de, bir defa şunu söylüyorduk eskiden. Biz de bunun yanlışları yaptık. Oğlum arkana yaslan. Konuşma, sallanma, başka yere bakma. Ya Allah'tan korkalım ya. Bu çocuğa yapılır mı? Biz yetişkinler, bilinçli insanlar olarak günde sekiz saat, sekiz ders, kırk dakika veya dört kırk dakika sallanmadan, konuşmadan veya öğretmene bakarak durabiliyor muyuz her gün? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi, Türkiye'de yapılan şeylerden biri şu, biraz önce bahsettim. Bir defa biz, eğer bu ülkeye eğitim bilimcileri e, iyilik yapacaksa, hiç hamaseti bırakıp başka şeyleri bırakıp ülkenin çocuklarına ve geleceğine hizmet vermek için çocukların kabiliyetlerine göre bu uz uzun ince bir yol yalnız. Kabiliyetlerine göre eğitim almaları için temel eğitimden sonra okul öncesi ve ilkokulda 3 yıl olur, 4 yıl olur, 5 yıl olur en fazla. sonra çocukların kabiliyetlerine göre yönlendirmemiz lazım. Şimdi her isteyen üniversite okusun kabul, her isteyen lise de bitirsin kabul ama her isteyen siz lise mezunu yaparsanız şu anda yaptığınız gibi, daha önce yaptığımız gibi, şu anda geldiğiniz durum gibi Türkiye'de siz şu anda ülkelerinde komşularımızdan veya başka ülkelerden gelmiş olan çalışan işçileri bugün veya bir ay içinde ülkeden gönderin. Şu anda üretim yaptığınız kurumların yarısı kapanır. Fabrikalar kapanır, işçi bulamazsınız. Halbuki bizim oraların tamamında çalışacak elemanımız gencimiz var. Gençlerimiz şu anda masa başında, lüks, bol paralı, çok iyi giyinimli, çok rahat, popüler meslek peşindeler. Halbuki şu an itibariyle ara eleman diyelim, aranan eleman diyelim. Sanata dair mesleğe dağınız, sanatkara, zanaatkara dair mesleği edinen gençler gerçekten hem daha mutlular hem de normal olarak fakülte bitirip devlet memuru olma peşinde olan gençlere göre çok daha iyi şartlarda para kazanıyorlar ve iş yapıyorlar insanlara hizmet veriyorlar. Bizim bu konuyu toplum olarak hamaseti bırakıp işte şöyle olur böyle olur milli güvenlik meselesi demeden bizim doğru bir şekilde eğitim sistemimizi yönlendirmemiz veya şekillendirmemiz sistematik hale getirmemiz lazım. Ancak bundan önce toplum olarak biz empati yapacağız yetişkinler bize yapılmasını istemediğimize komşumuza, akrabamıza, dostumuza, vatandaşımıza yapmayacağız. Bize uygun görmediğimizi başkasına görmeyeceğiz. Hastalık budur. Evet, sıkıntı budur. Yani kendi menfaatimiz için e, prensipleri, sistemleri meşru hale getirme peşinden düşmeyeceğiz, vazgeçeceğiz. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman eğitim sisteminde de insanların yani çocukların kendi kabiliyet, düşünce, beceri ...lerine göre netice itibariyle... ...çocuk o yaşa gelene kadar... ...yani ilkokuldan sonra ortaokula gelene kadar... ...anne karnında yaşadığı çevreye... ...başka problemlerle dolayı... ...dolayı psikolojik sıkıntılara da girebiliyor... ...çocuğun kanatları değişiyor, öğrenme kapasitesi değişiyor... ...zekası azalıyor... ...gibi... E ...ona göre tedbir alacaksınız... ...bunları yaparsak... ...biz gelecekte eğitimde çok daha başarılı oluruz... ...şu an itibariyle gidişat iyi ama yeterli değil. Evet daha iyiye gitmesi. Daha iyiye gitmesi lazım, gitmeli ve gidebilecek bizim enerjimiz. Benim endişelerimden biri şu. Son zamanlarda maalesef Türkiye'nin batısında genç nüfusumuz azalmaya başladı. Ben 30 yıldır bütün dünyada genç nüfusumuza iftihar ediyordum. Bu Türkiye için çok büyük bir tehlike, çok büyük bir tehlike. Bu tehlikeyi de görmemiz lazım genç nüfusu olan gelecekte dünyada söz sahibi olacak. Ha biz birbirlerine dayılık yapmak için söz sahibi olmak için değil. Çünkü bu ülkenin değerleri insani değerdir, vicdani değerdir. Ne kadar güçlüyse o kadar etrafı huzurlu demektir. Evet. Bu konuda şu anda Avrupa örnek bizim için. yaşlı nüfus iyice artmış durumda malum. Evet. eğer dışarıdan göçler olmasa Avrupa bitmiş durumda. E, e, tabi. İngiltere'si, Fransa'sı, tabi, tabi, Almanya'sı... Tabi, tabi. ...hepsi. Tabii yıllardır böyle. Yıllardır Bizde böyle. de bu duruma geldi. Daha bu da duruma da Eğer mesleki teknik liselerimiz, ...şahsi kanaatımı söylüyorum... ...tecrübemle söylüyorum... ...bu işin erbabı arkadaşlarımla istişare ederek... ...ben her şeyde belli konularda... ...uzman olmama rağmen... ...her hafta mutlaka arkadaşlarımı istişare ederim... ...kaynakları okurum, yayınları okurum... ...Türkiye'yi takip ederim, Dünya'yı takip ederim... ...bizim mesleki teknik liselerimiz ve üniversitelerimiz ve okullarımız daha ideal hale geldiği zaman daha gerçekçi hale geldiği zaman öyle zannediyorum çok daha iyi duruma geleceğiz. Ekonomik İnan olarak diyorum. da tabii bunların desteklenmesi Göreceğim. lazım. Elbette. Bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın bulunduğu süre içinde oldukça iyileştirmeler yapılmış olmasına rağmen bugün bir kısım emeklilerimiz memur emeklisi bir kısım SGK evet. emeklisi bir kısım Bağkur emeklisi. Evet. Halbuki böyle bir ayrıma gidilmeden veyahut da hani üçü de ayrı ayrı olsa bile aldıkları ücret açısından pek farklılık olmadan. İnşallah o da olur. Bir zamanlar çok felaket vardı. SGK'lı başka hasta, sadece o hastaneye gidiyor. O da bulursa ya neler yaşadık oraya girmeyelim şimdi. Evet. Bakın bugün Almanya'da dünyanın yani bütçesi fazla veren Almanya'da emeklilik yaşı 67'ye çıktı. Ya. Niye çıkardılar? Yaşlı nüfus. Başka çareler yok. Sadece o değil. Bu bütçe meselesi, nüfus meselesi. Birçok bir çok dengeler var orada. Ben şunu demiyorum. Yani emeklilik e, yaşı yüz yaşına çıkaralım demiyorum, para vermeyelim demiyorum. İnsana değer verelim ancak e, biz toplumu devlet devletimize sahip çıkarsak toplumun geleceği olacak. E, devlet istifade ederse hepsi çatının altında kalırız. Bu de göremeyiz Allah muhafaza. Ben Suriye'nin her tarafını gezdim. Ben Orta Doğu'ya gittim. Birçok ülkeyi gezdim. Şu anda inim inimleyen yerler bir zamanlar öyle değildi. Suriye'ye gittiğiniz zaman bir huzur vardı bundan önce. Ama şu anda huzur yok. Suriyeliler şimdi eski e, günleri arıyorlar. Evet. Niçin? Felakete düştüler. İnşallah ülkemizde bu olmayacaktır. Olmamalı. Biz birlik içerisinde bir toplumu güneşin altında parlatacak, daha mü müreffeh, daha huzurlu hale getirecek... E, sektör veya kesim eğitim sektörüdür, kesimidir, öğretmenleridir. Bir toplum öğretmenlerle batar, öğretmenlerle çıkar. Benim öğretmenlerle bu toplumun yani ülkemizin çok daha güzel, parlak günlere geleceğine inanıyorum. 21. yüzyıl, yüzyıl bizim yüzyılımız, değerlerimizle, ahlakımızla, geçmişimizle, bundan sonraki hedeflerimizle beraber bunu göreceğiz. Yeter ki bunun değerinde farkında olalım diye inanıyorum ben. Evet. Hocam, dört e, dakikamız var. Evet. İsterseniz önümüzdeki hafta yapılacak sınavlarla alakalı gençlerimize Tavsiyeleriniz neler? Onları da alalım sizden. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta bir e, ikinci derece dönemi yani gelecek haftadaki daha ağırlıklı bir sınav bir LGS sınavından geçirdik. Sayın Bakanımız da hemen akabinde açıkladı ya iptal edilen bir soru yok. Bu güzel başarılıydı. Sonra üniversiteye e, girecek lise öğrencilerimizin güzel bir müjdeydi bu. Devamsızlıktan kalmayacağını söyledi. Hatta bazı dersler olduğunda bir iki sınavın üzerinde e, onları da verip e, fakülteye kazandıktan sonra veya yüksek bir okulu hakkının kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız dedi. Tabii bunun pandemi sürecinde bir sebebi var. Ee, bu çok güzel gelişme. Şimdi tabii 3 milyon aday, bunun 1 milyon nasıl yuvarlak söylüyorum. Yeni mezunlar, ee, o kadara yakını e, civarındası eski mezunlar mezuna kalma diye bir tabir var. Bir kısmı da işte e, 1 milyonun altında da e, ben yeni bir e, fakülte okuyayım, bir yüksek okul okuyayım diye bir fakülteyi bitirmiş insanlardan girenler veya denemeye çalışanlar var. Şimdi e, çok az zaman kaldı bundan sonra en fazla iki tane deneme yapmalarını tavsiye ederim adayların. Bilhassa işte mezuna kalmış olanlar ve şu anda 8. sınıf, 12. sınıfı bitiren öğrencilerimizin. Ve bu sınavları yani bu deneme sınavlarını orijinal sınavın süresi ve şartlarına uygun bir şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Bugünden itibaren lütfen uyku düzenlerini uyku düzenlerini yeni bir düzene taşımasınlar. Günde 5-6 saat asgari uyuyacak şekilde daha fazlası olabilir organize etsinler vücutlarının alıştığı meyve içme yeme içme konusunda farklı şeyler denememeye çalışsınlar çok soğuk dondurma yemek gibi bunlar uzak dursunlar midelerini bağırsaklarını bozar e, fizyolojisini etkilediği için bu sınava tesir eder. Lütfen bilhassa yetişkinlere şunu söylüyorum. Çocuklarınızla sınava girecek gençlerle bugünden sonra haklı bile yüzde yüz olsanız tartışmayın, eleştirmeyin, nasihat vermeyi düşünmeyin. Mimikleriniz, davranış, sabrınızla onlara nasihat edin, örnek olun ve olumsuz şeylerden gençler mutlaka kendilerini uzak tutsunlar. Düşüncelerden. İşte ben yapamazsam hayır dünyanın sonu bu değil. Birçok insanın vasat bir şekilde sınavı neticelendirdikten sonra iş hayatında başarılı olduğunu gördüm. Önlerinde daha çok onlarca yıl var. Bunu düşünsünler. Bu ölüm kalım meselesi değil. Hayat memat meselesi değil. Birçok insanın fakülte okumadığı halde hayatta çok başarılı olduğunu biliyorum. Fakülte mezunu üstün zekaları çalıştırdığını biliyorum. İsterim ki her gencimiz bu sınavdan sonra hedeflediği yere ulaşsın. Bu tabii arzumuzdur. Ancak hayatın e, her zaman insanların bütün hedefleri diğer yere ulaşmamak olduğunu olmadığında bilelim. Bu gerçeği unutmayalım. Ve e, gerekirse güçleri yeterse gün ortasında uykuları gelirse böyle bir 15-20 dakika yarım saat uyuyabilirler. Bunlara dikkat etsinler. Ve e, hele sınav günü diğer günlerden farklı bir uyku temposuna... ...erken kalkma temposuna girmesinler. Kahvaltıyı da abartmasınlar. Sınav günü ve öncesinde... E, ...sıvı içecekleri konusunda... ...vücutlarının alışık oldukları... ...farklı bir almaya girmesinler. Çünkü bu sefer sınavda... E, ...tuvalet ihtiyaçları olur. Sınavda çıkılmıyor. Efendim çıkılabilseydi... ...şimdi sınavın bir formatı var. Bunu bu saatten sonra değiştiremeyiz. Olumlu düşünerek... ...ve ben bugüne kadar gereğini yaptım desinler... ...ha bundan sonraki birkaç gün içerisinde... E, ...yaptıkları testlerde yeni bir konuya çalışmasınlar... ...anlayamadığını tekrar etsinler sadece... ...çalıştıkları testlerde bilemediklerinin üzerine giderek... ...onları mutlaka öğrenerek günleri geçirmeye çalışsınlar diye... ...tavsiyelerde bulunuyorum ve... ...gerek o günkü sınavda gerekse deneme sınavlarında... Zamanı kullanma konusunda sık sık saate bakmamalarını tavsiye ederim. İşte yarım saatte 40 dakikada bir olabilir. Ee, ve e, bir iki defa mola verebilirler. Gözlerini kapatıp dinlendirebilirler. Ayrıca kodlamayı sınavın sonuna bırakmasınlar ve mutlaka kodlamayı doğru yapıp yapmadıklarına baksınlar. Sınava başlarken de önce sınav kitapçığının kodunu yazmayı, TC kimlik numarasını yazmayı, ismi yazmayı önceliklesinler. Onları doğru kodlasınlar. Evet. Burada çünkü telafi sıkıntı olabilir. Bunlara dikkat ettikleri zaman ümit ederim bütün gençlerimiz veya adaylarımız diyeyim e, hedeflerine ulaşabilirler. Ben bu sınavların gerek Geçen haftaki sınavın gerekse bu sınavın öğrencilerimiz için, eğitim camiamız için, ülkemiz için hayırlı olmasını, başarılı olmasını canı gürekten temenni ediyorum, diliyorum. Amin diyoruz efendim. TGRT Efem'in dinleyicilerine saygılarımı arz ediyorum efendim. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarınıza da amin diyoruz. İnşallah ben gençlerimiz umdukları yerlere girerler, kavuşurlar. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de bir iletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Bugün program misafirim, Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Sosyolog Hami, Ho Hami Koç hocamdı. Evet bundan sonra bir başka programda yine beraber olmak dileğiyle bendeniz Faruk Salt ve ana kumandada arkadaşımız İsmail Salihsert hayırlı güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. <laughs>